Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. İş başa düştü. Melek Hanım hasta. İnşallah rahatsızlığı düzelir. Börek börek kızardı. Ne yapayım? Şükrü yapayım. Sınava. Melek Hanım'a kaybolmuş yemek hazırlıyorum. Beraber yiyeceğiz. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Karpuz kestim. Böyle kızarttım. 10 numara. Burada tavuk arkadaşlar kızartıyorum. Hala da devam ediyorum. Hayat böyle arkadaşlar. Hayat müşterek. Devam ediyoruz. Her zaman Melek Hanım yapıyordu biz yiyeceğim. Biraz da biz yapalım o iyisi. Yanlış mı arkadaşlar? Doğru. Burada çay yok. Karpuz. Börek. Tavuk kızarttım. Yanına da yoğurt olur. 10 numara olur. Böyle çevireyim. Bakın nasıl olmuş. Şöyle karabiyem ayvazı. İnşallah yağmur. Wow, şuna bak. Çok kırmızı arkadaşlar. Melek Hanım yanında adam çalış çalışıyor, profesör oluyor. Şuna bak. Şimdi börekleri de böyle keseyim. Biz ne kadar olsa gurbetçilerdir arkadaşlar. Gurbette her işimizi kendimiz yapardık. Elbisemizi kendimiz yıkardık. Bulaşımızı kendimiz yıkardık. Ama şimdi yok. Şimdi eskisi gibi değil. Biz onlardan meydana geldik. Yokluktan meydana geldik. Makasla güzel keseyim şu an. Kıtır kıtır da diyor o. Şunu alayım şöyle. Şöyle arkadaşlar. Evet, buraya geldi. Kız geldi. Evet, şuna kadar değil. Bu pişmiş mi galiba? Pişmiş. Şöyle şöyle koyayım. Evet, yanına. Ne kadar bunu çakalım. Evet, yoğurtları da sonra ben alırım. Arkadaşlar yoğurtları almaya gittim.
Yoğurtları getirdim. Melek Hanım'a güzel bir sofra. Beraber yiyeceğiz tabii. Şunu şöyle şuraya koyalım. Da yakayım acaba. Biraz yakayım mı ne yapalım? Evet. Şu börekleri şöyle güzel yine. Karpuzları. Birkaç şeyleri unuttuk. Kaşıkları. Yoğurt yiyeceğiz ya. Evet, Melek Hanım'ı da kaldırdık. O da gelecek şimdi Allah'ın izniyle. Melek Hanım. Sofra hazır. Tamam geç. Sularımızı alıp geleyim dedim. Sen kamerayı açtın mı? Açtım, açtım, açtım. Maşallah sana. Arkadaşlar görsün tabii. Oo, ellerine sağlık Şükrü Sık, Usta. sık oluyor. Ay, teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık. Ya bak. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükrü Usta bugün becerikliydi diyeyim artık. Ya bak. Ben rahatsız diye. Ben de rahatsızım. Allah'ım hastalarımıza şifalar versin. Allah kimse Herkese etmesin. geçmiş olsun diyelim hastalarımıza. Şükrü Usta'dan bana mı bulaştı? Ne oldu? Bir gün Efendim? çalıştık. Sularımızı getirdiğimiz gün çalıştık o gün. Ben de terimle buraya oturdum. Biraz da havalar serindi herhalde. Anlamadım vücudumun sıcaklığına. Çarptı mı Büyük çarptı? ihtimal ondan kaptım arkadaşlar. Ama nasıl rahatsızım. Onun arkasına da yük açtık. İzlediniz sahte. Ama nasıl rahatsız oldum. Ama çok şükürler olsun. Tabii ki daha beterinden beteri var. Geçecek, geçecek inşallah. Ben de sabah kahvaltı falan yaptım Şükrü'yle. Biraz uzandım yattım. Biraz değil bayağı bir yatmışım yani. Şimdi geldi beni çağırdı. Dedi ki ben de yemek hazırladım. Kalk ben acıktım. Beraber yiyelim senden dedim. Ben dedim iştahım falan yok. Aslında benim iştahım hiç kesilmez ama. Otur dinle de yerim yani. ondan sonra yaz artık sinek oluyor arkadaşlar. Dışarısı zaten yeşillik her taraf. Anladım. Olmayı desek yalan olur. Maşallah börek de kıpkırmızı nar gibi olmuş. Ne koydun içine? Valla peynir koydum buraya. Peynir mi koydun? İyi Peynir. yapmışsın. Sağ ol. Tavuk kızartmış. Karpuz doğramış. Yoğurt. Çaysız durmazdın sen. Yapmadım sen ya. Yapmadın mı? Evet. İyi hadi bakalım. Şu benim böreğe baksana şu an iyi yapmış. Bakacağım Tamam, bir şimdi, tane bakacağım var. bakacağım. Az karpuzdan alayım perakine. Senin yine karpuzdan alayım az bir de. Kendisi kurbetçi zaten arkadaşlar. Kurbet adamı insanı yapar yani. Kurbetçinin yemeklerini hep kendisi yapıyor biliyorsunuz. Ama ben söyledim Hı. Söyledin mi? Hı. onu. Kurbette elbiselerimizi biz yıkardık seninle. Evet. Yememizi biz yapardık. Bulaşımızı biz kendimiz yıkardık. Evet. Ama bulaşığı yıkamayı hiç sevmez arkadaşlar. Dezgan, su alırken dezgan üstünü gördüm biraz. Yapacak bir şey yok, canı sağ olsun. Ama yemek yapmaya gelin yaparım. Her iş yapar, evde süpürür. Ama halı da yıkar biliyorsunuz zaten. Yemek de yapar, bahçe işleri de yapar. Ama bulaşığı yıkamayı hiç sevmez. Ben iki tane tabağa getireyim ben ayrı ayrı koyalım. Sen bilirsin. Olur mu? Sen bilirsin. Ya. Önümüzde yok ya. Evet. Bence ayrı ayrı tabak getirin. Melek Hanım tabakları ayrı alalım diyor. Benim çatalım buraya değmesin. Aslında ondan bana bulaştı arkadaşlar. Kendisi mutfakta tabak almaya gitti. Böreği de güzel kızartmış. Ha, çatır çatır yapmış böreği de. Oh.
Eline sağlık. Nasıl olmuş ama, değil mi? Çok güzel olmuş. Tamam. Pat pat geliyor. Oturmadan sen kapat bence. Vallahi kapat. Bir daha kalkın akşam gel. Aynen. Canımız şey aldım. Sen karnını doyursun, otur da kalkıyorsun boyuna. Olmaz. Ben ilk önce sana verecektik ya. Olsun yesin. Allah Allah, ben alırım alırım. Ben kendim alırım. Ben iki tane alsam yeter bana. Ben bayağı da acıktım ben ya. Sen acıktın, sen ye. Ben yiyeyim, yiyeyim, boşver. Ama sen de yiyin. Ben alırım kendim. En iyisi böyle. Ne kadar da güzel kızartmış arkadaşlar. Ne yapayım bu altın üstünü? Ben bundan sonra bazen hastayım. Haşer esasen hastayım da. Yanında da söyleyeyim ben mi? Söyle söyle. Hazır sofraya kalkayım da, değil mi? Ben alırım. İki tane az değil mi? Az iyi de düzel işte. Tamam yersem alırım buradan. Tabak önümüzde tava ya. Kaşmıyor ki buradan. Bismillah. Sen bunu önce bir haşlamışsın herhalde. İlk önce haşladım. Anladım. Önce bir haşlıyor. O hep öyle yapar. Ben de öyle yaparım. İlk bir şey suyunu böyle alırım. Azıcık böyle kaydırırım bir 2-3 dakika. Haşlıyorum. Bir 10 dakikalığına böyle kaynatıyorum, ondan suyunu döküyorum, tamam mı? Güzel olmuş. Ondan sonra kızartıyorum. Elleri yana sağlık, güzel olmuş. Aferin. Bir videomun altına bana arkadaşım bir tanesi yorum yazmış. Melek Hanım işte az ye az ye aldın kiloları, işte kaç kilo olacağım filan bir şeyler yazmış. Gerçi çok da önemsemedim de yine de. Arkadaşlar 4 tane çocuk annesiyim. 53 yaşıma gireceğim ha bu 12. 10. ayda mı 11. ayı mı? 10. ayın 10'da. 10. ayın 10'u mu 11. ayın 10'u mu öyle bir şey herhalde. Aynen öyle. 53 yaşıma gireceğim. Hep kiloluyum zaten. Hiç böyle hani zayıf halimi, bir kızık hani yani evlenmeden önceki halimi hatırlıyorum. Ondan sonra ben hep kilo aldım. Bu kilolardayım yani aşağı yukarı inip çıkmalar oluyor. Mankenlik yapacak değilim. Torunlarım var. Anneanneyim artık. Ne yapayım? Çalışıyoruz. Karnımız acıkınca işte yiyoruz. Şimdi hastayım artık da sonra oturdum. O kendi haline baksın. Eşim hiçbir zaman daha bana dile getirmemiştir. Evet. Aha yanında söylüyorum. Sen de işte Melek az ye sakın ha kilo alıyorsun falan bir şey dememiştir ya. Yani. Bazı kere hani böyle ben kilo aldım falan derim hani ona söylerim. Melek de dikkat etsen her şey olur der. Böyle güzel söyler bana. Sen kilo aldın yürüyemeyeceğini demedi. Hiçbir zaman demedi bana. Kilodan bacakların ağrıyor demedi bana. Eşimin ekmeğini yiyorum arkadaşlar. Onun ekmeğini yedim o zamana kadar. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Beni de orada arkadaşlar da sahte yazmışlar. Gördüm onu da okudum. Yüreğinize sağlık. Bizde sıkıntı yok. Siz de sıkıntı yapmayın yani. Yok. Öyle değil mi Şurası? Yok. Yani yiyoruz acık yine. Ne yapalım? Pancarı pancar diye yiyoruz. Dolmayı dolma diye yiyoruz. Çorbayı çorba diye yiyoruz. Eşim şimdi bunları yapmış. Börek yiyoruz yani. Sonuçta yiyoruz. Alıyoruz kilo. Yaş artık oturuyor yerine oturuyor belli şeyden sonra. Belli bir yaştan sonra yaş zaten oturuyor yani. Yani oturuyor. Böyle hareketsiz bir insan da değilim hani. Merkez aşama da şey diyor ya çalışıyor. Hayvanların peşinde, dışarılar, bahçede, evde işimi. İnanın ki yani o kadar yoğunuz ki arkadaşlar. Melek Hanım hayvanlar peşinden gidiyor var ya. Uçuyor sanki uçuyor. Geçen de Şükrü Usta diyor ki bana Melek diyor aferin sana kız diyor. Valla ne güzel gidiyorsun hayvanların vallahi peşinden diyor. Benden iyi gidiyorsun diyor bana. Üç tane hayvanı doyurmak, bakmak. Tamam Şükrü Usta da bakıyor tabii. Beraber bakıyoruz ama.
Benim mutfakta işim oluyor, evde işim oluyor, çekimlerim oluyor. Arkadaşlar, sizlere de bunu dile sahte benim aslında söylememe bile gerek yoktu da dile getirmek istedim. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. O arkadaş yemeden yaşıyor herhalde. Yemeden yaşanmaz. Evet. Pat pat geliyor şimdi. Bir daha kalkacaksın. Abi. Sesi Hayır. gelmeden kapat. Yukarıdan geliyor çünkü. Birden pat 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 geçiyor. Ellerine kollarına sağlık Allah şöyle. olsun bana. Buraları ben kaldırmayacağım, tamam Ben mı? toplarım ya, ben toplarım. Yo, sen hastasın. Hem biraz açılırım. Sen hastasın. Ben sana şimdi nane limonla kaynatırım. Ben şu an su yoğurdum Sen yiyeyim. nane limonu kaynatması biliyor musun? Bilir tabii, ne bilmiyorum. Allah Allah. Adam da O gelişiyor. kadar da değil yani. Adam da gelişiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Onun benden başka, benim de ondan başka kimse yok şu an. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Ne yapalım? Yani. He. Kimsemiz yok. Daha yemeyeceğim bundan. Hayat arkadaşı dediğim böyle olmalı. Yani daha iyi mi canım? Yok, daha yemeyeceğim. Dur, şimdi şunları şunları yiyeyim de. İyi iyi yoğurdu. Sen ben topladım Ziyan sen. olmasın. Ben yoğurdumu yiyemedim ama. Ben bu dursun bundan. Bunu ayran yapar içerim tasla, tamam mı? Tamam. Şöyle yanımızda iki kişi daha olsa arkadaşlar inanın ki doyuyormuş. Karpuz var kesilecek zaten. Şöyle o kaldı. Şu da çok yapmış. Elimiz aza gitmiyor bizim. Ne oldu kuyla olsun. Melek Hanım'a nane de alayım. Şuradan 3-4 yaprak. Evet arkadaşlar şu usta Melek Hanım, doğru mu? bana nane limon kayna diyor. Doğru ama Şükrü niye doğruyun? Evet, At mesela. öyle bütün at. Tamam, bütün at. He, ben yapacağım diyor. Ben suyumu bile hazırladım oraya. Yapacaktım kendime. Yok dedi ben yapacağım Melek Hanım dedi. Ben de iyi dedim sen bilirsin dedim. Arkadaşlar, bir bardak su. Bir bardak Evet. fazla koydum Şükrü. Fazla mı? He. Minimum da. Tarif mi vereyim canım benim? Tamam o zaman. Limonata. Efendim. Nane limon tarifi veriyor sizlere. Şu limonu da sıkayım içine. Nasıl bakalım? Ben yapacağım diyor sana şifa olsun diyor. Aynen. Bunu atıyorum içine. At içine. Bunun içine. Oh tamam. Kokusu Tamam. da çıksın. Şöyle kabuğunu falan. Tamam, şunu da yakayım. Heh. Değil mi? Heh. Evet. Melek Hanım'a şifa olacak. İnşallah. Şöyle dalı bile kalmasın, atayım içine. Kalmasın. Hiçbir şey kalmasın. Evet. Arkadaşlar, bu işleri yapacağız mecbur. Yapmadan olmuyor. Mecbur değilsin canım, istersen Yok. yaparsın. Ya istersen diye bir şey, hasta oldum ne yapacağım? Mecbur bakacağım. Evet. Dışarıda gelip kimse bakmaz Hadi yani. bakalım nane limonumuz kaynasın arkadaşlar. Aynasın. Şükrü Usta'nın ellerinden bana inşallah şifa olur. İnşallah. Arkadaş, nane limonu ben kaynattım. Bunu Melek Hanım'a götüreceğim. Allah'ın izniyle. İnşallah şifa olur. Hastalığı Allah kimseye vermesin. Şöyle kapattım altını. Şimdi Melek Hanım'a götüreceğim bunu. Şöyle bardağımıza koyalım şöyle. Evet. Şimdi Melek Hanım'a hazır ilaç. Şükrü nane limonu getirecek arkadaşlar. Hadi bakalım Şükrü Usta. Sağ ol, Allah razı Arkadaşlar, olsun. bak Şükrü'ye bak. Evet. Adam Yeşil yakayım. dalı da içine gelmiş. Allah'ım ya. Allah. Buyur. Ay, çok Şifa teşekkür. olsun Melek Hanım. Çok teşekkür ederim. Gel otur yanıma. Bir şey Nereye değil. gidiyor? Ne bileyim ben. İşin mi var? Benim mi? He. İşim. Ya He. işsiz olmaz bırak. Biz köy yeri. Evet. Ne iş olacak tabii mecbur.
Oo. Nasıl? Çok güzel olmuş. Hele yeşil nanenin kokusu. Anam ekşi yine de ayranın çorba aklıma geldi ha. Ayranlı mı naneli mi? Ayranlı çorba işte naneleyeceksin He, ya böyle he ekşi doğru. yine. Geyik yapıyorsan bir çorba pişirelim böyle. Şöyle. İster sıcak kaynar ister soğuk ya ayranlı. Böyle tenceresinde de ayran yiyeceksin onu. Az da bir ufak bir acı biber atıyor üstüne. Şu Rus da öyle seviyor evet. 10 numara oluyor. Çok güzel olmuş. Eller yan sağlık şurada. İnşallah iyi gelir bana. Bunu içeyim ben şimdi. Başımı falan bağlayayım. Bir yatayım. O beni terletir değil mi arkadaşlar? Ama hiç hayvanlarım öyle bak inemedim yanına bugün. Onları özledim inanın ki. Ama ilk önce bir hayvanlarımı dolaşacağım. Aynen. Sizlerle beraber gezelim bunlar arkadaşlar. Dolaşalım. Bakalım şu hayvanlar ne olur ne olmadı. Evet. Anne din çağırıyorlar. Melek anne din çağırıyorlar kralı. Şükrü diyor ki Melek diyor. Ahıra girmişti bu. Dışarıdan gelmişti işte. Dün müydü o? Dündü değil Dün mi? dün. Melek dedi ilk önce ben hayvanlara bakayım az dedi. İşte önlerine boşsa bir şeyler vereyim. Atlarını temizleyeyim dedi. Neyse ben de anahtarı bana atayım. Şükrü diye sesleniyorum buna. Benim anahtarım içeride kalmıştı şimdi. Bunda var anahtar. Beni diye hep bıraktılar. Senin sesiyen diye. Üçü de diye döndü diyor kapıya Hiç bakıyor sorma diyor. ya. Üçü beraber kapı, bir çevirde kapısı kapıya. Değil mi? Vallahi Aynı insan çocuğu gibi oluyorlar arkadaşlar. ben de şaştım. Nereye bakıyoruz dedim onlara. He, baktılar. Benim sesime Onların bakarlarmış. sesine Bana da bakalım. eve geldi öyle anlattı ya. Gittim yanlara onları sevdim biraz. Kafalarını okşadım. Sevdim. Önlerine ot verdim. Onlar da aynı ilgi istiyorlar. Sevgi istiyorlar. Onlar da anlıyorlar sevgiden, ilgiden. Ama Ceylan da bayağı büyüdü, anladın mı? Ceylanımız da büyüdü. Ceylan bu sabahleyin yaramazlık yapmış. Nasıl çözüyorsa uyup çözüyor. İnanın ki kendim bağladım arkadaşlar. Hem de iki tane böyle kör düğüm attım yani. Kördüğüm attı. Nasıl sezdi? Ama nasıl çözdün? Dün de yorulmuşum ya. Sabah da çok erken kalkamadık yani. 7:30 falan da kalktık. Neyse ben balkona attım buraya kendimi. Bir takırtı geldi. Şükür dedim buna. Hayvanlardan birisi boşanmış ama dedim. İnşallah inek boşanmamıştır dedim. İnek boşanırsa hani çiçeğe vurur diye düşünüyorum. Hani arada o var ya kızını kıskanıyor ya. Sanıyor. Hemen indim ahıra. Baktım Ceylan. Kepek çuvalını orada işte kullandığımız eski sobamız var. Eski değil oraya indirdi. Şimdi yakmıyoruz içeride. Kuzine kurduk ya mutfağı. Onun üstünde kepek çuvalı vardı. Onu ağzıyla indirmiş aşağıya. Küspe çuvalına başlamıştı gittiğimde. Tangırda uyumuş maalesef. Annesini de emmiş. Bana da iş bırakmadı bu zamanı sağ olsun. Annesinin sağma işini kaldırdı ortadan. Hayat böyle. O da nasibini kısmetine emer. Hadi Melikhan'ım çabuk iyileş. İnşallah. Dediler ya çabuk iyileşti. Çabuk. İş çok Derler güzel olmuş ya. ama ellerine sağlık çok güzel. Ben Hayırlısı. kendim yapacaktım. Hadi ben yapayım kendime. Yok diyor. Ben yapacağım diyor. Tamam dedim ben de istekli. Ben içeyim Şükrü bunu. Sen içmeye devam et. Ben şöyle bir dolanayım. Ama arkadaşlar bahçemiz çok güzel oldu. Kıpkırmızı. Beyaz. Çeşit bol. İçine bak arkadaş. Biber, pancar, patlıcan. Her şey Allah'ın izniyle. Yok yok.
bizim kızlara bir bakalım arkadaşlar. Ben inmedim yanlarına bugün. Yattım, hep dinlendim. Gördün mü? Kınalı! Ceylan! Çiçek! Kızım! Güzel kızlarım! Kınalı! Kınalı! Güzel kızlarım benim! Kızlar! Canlarım! Alo! Nasıl bakıyor? Baksana şu an! Sen niye ses vermedin bana, bir kere verdin? Hangi kız verdi izini? Bakışa bak, bakışa! Allah. Bak, bakışa bakın! Bak! Güzel kızlarım benim! Ben gelemedim bugün yanınıza ya! Ne yapıyorsunuz? He? Kınalı? Aşkım şöyle dur bakayım, şöyle. Al kendini, oharal kendini. Oharal. Seni göreceğim. Oharal kendini, aşkım benim, oharal kendini, oharal hadi. Sen beni yavrum, ben özledin mi sen beni? Ben gelemedim bugün yanan ya, hasta oldum ben ya. Ben hasta oldum ya kuzum ya, hasta oldum ya yavrum ya. Şuna bak. Benim sizin ağzınızı gözünüzü öperim benim, öperim. Alo, ben gelemedim bugün yanınıza ya. Çiçeğe bak, çiçeğe bu ne abi? Çiçek mi? Çiçek kilo yapar. Çiçek de kilo yapar, çiçeğin de başlığını taktı mıydı böyle arkadaşlar, sizlere görsettim diye. O da çok yakıştı ona ya, çok yakıştı ona. Çok güzel kız oldu, daha güzel kız oldu. Ama ya. Sana da Ceylan'ı çok sev diyorlar. Ay Ceylan'ı evet, Velettin ha demiş bana. Ceylan'ı sev, ben Ceylan'ı sevdim arkadaş, o gün canım benim. Ve orayı şimdi kesmiş, ya bir aksilik oldu, düzenlemelerde bile. Ama şimdi seveceğim. Tabii ki ben bunları çok seviyorum, gerçekten. Bunlar benim her şeyim oldu artık. Bunlarla ben yani ne bileyim ben ya, bunlar başka bir şey, bunların sevgisi, tadı, tuzu, her şey bunlar, bunlar her şeyimiz oldu bizim artık. Ceylan'ı, kuzu, kız bana diyorlar ki, sen diyorlar Ceylan'ı sev, atal kendini, kız atal kendini, at, inat etme, hadi atal Ceylan'ı da sevdim hocam. Bak bak bak, ne yapmış kovasını bak, Ceylan kovasını ne yapmış bak, Ceylan. Alın kovasını. Şu Ceylan'ı sev bakalım. Ceylan'ı, kuzum. Bak illa beni sev diye baba. Alın kendine. Ha baba. Aslı. Kız, koşu. Ne yaptın sen? Yaramazlık yapmıştın sabah sabah sabah. Var ya sen. Çok yaramaz kız oldun sen. Çok yaramaz. Bu çok yaramaz oldu arkadaşlar. Bu var ya, bu çok tatlı. Hem yaramaz hem tatlı bu. Var ya bu. Gel. Hadi gel. Çok mu kaşındı? Bugün seven olmadı mı sizi böyle? Okşayan olmadı mı sizi bugün böyle? Kapıya bak. Böyle arkadaşlar. Şuna bak. Kapıya bak. Böyle, bunlar böyle. Bunlar var ya bunlar. Bunlar başka bir şey. Bunlar. Bunun da boynuzları çıkıyor arkadaşlar. Çık dışarı. Çok tatlı oldu. Maşallah. Ama çok güzel inek oldu. Ufak gene. İnşallah. Büyür o da. Büyür mü? Büyür mü acaba? Tabii. O büyür da. Canlarım benim. Baba nasıl bakıyorsun ha baba? Su mu verdiydin onlara? Su verdim ha. He, devrilmiş, içmişler suyunu, içmiş onu. İçmiş. Ceylan içmiş suyunu. Ceylan sana sık göstereyim, gel bana bak. Kulaklara bak. Aynı Ceylan ya, valla. Aynı kızlar bunlar, tatlı kızlar bunlar. Şuna tatlı bak. Canlarım benim. Çok güzel. Bunları dışarıda salamadım bugün. Tabii ki bunlar da istiyorlar, dışarıyı istiyorlar, sevilmek istiyorlar. Çok tatlı ya. Böyle, hoşlanmak istiyorlar. Bunlar çok tatlı arkadaşlar. Bunları inerim ben böyle. Şükrüs de evde olsun olmasın. Güzelce tararım böyle bunları. Alışkınlar bunlar taramaya bilen. Bu koca tüylerini döktü bu artık. Yakağı gibi de böyle. Sen de mi darayım? Sen de mi darayım? Tamam. Ben de darayım. Ben de yap diyor. Dur şu tarafa dön Ceylan. Şu tarafa dön yavrum. Şu tarafa dön. Burayı dön, burayı dön. Tamam yapacağım. Çiçek de istiyor bak. Çiçek var ya, çiçek bu. Çiçek. Çiçek var ya, tam bir çiçek bu. Tam bir çiçek. Aşkım benim, güzel kızlarım benim.
Gelesin, gelesin. Gelesin, gelesin. Oy, oy, oy. Oy, 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 oy. İstemiyor. Yok, ister o. İstemez mi? Aşkın yesin. Aşkın. Arkadaşlar şöyle az az yazın doldurmuştuk ya çuvallara, böyle bir saman veriyoruz, bir ot veriyoruz hani bıkmasınlar diye, böyle sadece samanı bıkmasınlar diye. Evet, ottan da verdik. Çok verince atlarına çekiyorlar böyle otu. Yemiyorlar. Az az verince daha ziyan atmıyorlar. Hem bıkmazlar. Hadi şükür sektir.